Ben Doktor Nazlı Akman Görgün, Mamak'ta aile hekimi olarak görev yapıyorum. 2014 yılından beri bu mesleği yapıyorum. Türkiye'de hekim olmak eldivensiz elini ateşe sokmaktır bence. Onun dışında anne gibi olmaktır belki de. Hani her şeyi verip sürekli fedakarlık yapıp sonrasında belki de en kötüsü olmaktır. Pratisyen hekimlikten geçiş yaptım. Mezun oldu 5 yıl oldu. 5 yıl öncesinde hocalarımızın tartıştığı en büyük konu şuydu. Çok fazla tıp camiası olarak bölünmeye başladık birimlerde. O yüzden de aile hekimliği aslında hastayı ve hastalığa tümden bakabilen bir alan olarak görüyorum. Koruyucu sağlık hizmeti dendiğinde de aile hekimliğinizin aklınıza geldiğini biliyorum. Yani aile hekimi olmak önce hastayı ve hasta yakınlarını korumaktır. Yani hani sağlık hizmeti verilebilen Türkiye'de tek yerdir bence. Hani hastaları eğitmek açısından, bilgilendirmek açısından. Hastalarımızdan da bunu çok sık duymaktayız. Hani siz daha açıklayıcı davranıyorsunuz, hani daha ayrıntılı anlatıyorsunuz. Ama hastanede böyle bir durumda karşılaşmıyoruz çoğu zaman deniyor. Fakat hani bunda tabii ki hekimlerimizi suçlamak açısından söylemiyorum. Onların da yoğunluğunun çok iyi farkındayız. Tabii ki biz de yoğunuz ama bizim zaten öncelikle hedefimiz hastayı korumak ve ona anlatmak olmalıdır diye düşünüyorum, hasta bakmaktan ziyade. Aile hekimliğinde yaşanan en büyük sorun bence prosedürlerdir. Aile hekimi sistemi şu an Türkiye'de tam oturduğunu düşünmüyorum açıkçası. Özellikle halk açısından şu an aile hekimliği sağlık ocağının devamı şeklinde düşünülüyor. Ve hastalar her geldiğinde, her şekilde, her koşulda hizmet almak istiyorlar. Biliyoruz ki aile hekimliğinde şu an kayıtlı hasta sistemi mevcut. Kayıtlı hasta sistemi mevcut olduğu için biz de kayıtlı olmayan hastalarınla en çok burada sıkıntı yaşıyoruz açıkçası. Yani hani bunu hastalara anlatmak gerekiyor belki de spotlarla. Aile hekimliğini tanımalılar, elbette ki tanımalılar, fakat aile hekimliğinde nasıl kayıt yaptırılır, ikametgah alındığında direkt aile hekimliğine geçiş yapılmaz. Bunların hastalara bilgi verilmesi gerekiyor kesinlikle. Çünkü biz burada bu konunun çok fazla sıkıntısını yaşıyoruz. Ki bir tek ben değil, aşağı ve yukarıdaki ASM'ler de aynı sıkıntıyı yaşamaktalar. Rapor yazdırmak, yani aslında ben lise hayatımda çok iyi hatırlıyorum. Sınava hazırlanmak için bize rapor aldırmıştı hocalarımız. İşte git rapor al, otur ders çalış demişlerdi de. O zaman da sorgulamıştım neden böyle diye. Hala da sorguluyorum. Üzerinden kaç yıl geçti? Belki 15 yıl geçti. Hala belki bazı şeyleri değiştiremedik maalesef. Aslında ne kadar öğretmenler, müdürler, belki komutanlar, herkes raporla ilgili her şeyi biliyor fakat biz bilmiyoruz. Gözü ve canlanıyor her şey hastaların karşısında. Ben bu duruma çok üzülüyorum. Yani hani belirli prosedürler var, belirli yönetmelikler var. O yönetmelik üzerinden hastaysa eğer ve hasta buradaysa rapor vermek istiyoruz. Ama çok farklı durumlarla karşılaşıyoruz. Hasta sevkinde karşılaştığım sıkıntı belki de çalıştığım yerle alakalıdır ama hastalar hiçbir şekilde sevki kabul etmiyorlar. Beni burada iyileştir, başka yere götürme, başka yere gönderme ya da ise ben gitmem diyor ve biz burada elimiz kolumuz bağlı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Kesinlikle düşünüyorum. Yani hastalar artık o kadar alışmışlar ki işte işe gitmedim, bana bir rapor verin diyor. Yani hani hasta mısınız diyorum, hayır diyor. Nasıl vereyim? Nasıl yani, diğer doktor veriyordu diyor. Ben diğer doktor değilim ben. Diyorum, öyle bir diyalog sonrası işler bozuşuyor ve kötü yerlere gidiyor maalesef. Yani öncelikle ücretli rapor verilmesine karşıyım kesinlikle. Artık ücretli rapor verilmesin lütfen. Çünkü biz bu konunun da çok fazla sıkıntısını yaşıyoruz burada. Yani hasta diyor ki illa para mı vereyim sana rapor vermen için diyor. Hani biz parayla çalışmıyoruz. Hasta gelmiyor, işte oluyor. Hastanede yatıyor oluyor. Öyle gönderiyorlar. Hasta ilaç yazdıracağım diyor. Hasta nerede diyorum. Gelemez, yok. Nerede? Hastanede yatıyor diyor. Öyle diyorum, hastanede yatıyorsa ben nasıl yazayım ilacını? Yok diyor, hastane yolladı bizi. Belki de yalan söylüyor. Tabii ki bunun gerçekliğini tartışamam burada ama yani çok arada kaldığımız oluyor. İş yerinde oluyor işi. İşte diyor iş, gelemez kocam, gelemez ilaç yazdırmaya. Ama diyorum burada belli prosedürler var, ben bunu yapamam. Suç işlemiş olurum. Diyor diğeri yazdıydı. Dediğini yazdı ama ben yazamıyorum diyorum. Niye yazmıyorsun diyor yani. Demek ki benim keyfime göre bir iş olarak bunu algılıyorlar aslında. Ben yazmıyorum, demek ki ben keyfime göre yazmıyorum oluyor. Çünkü yani bizim sorunumuz aslında aile hekimleri olarak belki de birleşemememiz. Bazı doktorların, bazı aile hekimlerinin bunu yazması, her şeyi onaylaması. Ama bazı hekimlerin de belirli prosedürler çerçevesinde işini yapmaya çalışmasından kaynaklanıyor sorunlar. Ben doktorum. Benim biraz önce söyledim, benim işim parayla değil. Ben hasta bakarım.
işimi yaparım, mesleğimi icra ederim, belki de sanatımı icra ederim. Benim işim budur. Kesinlikle ben stopajla uğraşmamalıyım. Yani maşrapayla uğraşmamalıyım. Çalın da yenisini alalım, uğraşmamalıyım mesela. Geçen çiçektim, maşrap aldım da çalınmış. Öyle eski iş yerimde çalındı maalesef. Yani komik şeyler oluyor. Bunlarla ben uğraşmamalıyım. Yani elektrikler gitti, kapı gıcırdadı. Yani olmamalı. Bunlar benim alanım değil. Ve şöyle de bir algı var hastalar üzerinde. Ben geldim, hasta doktor burada, hasta bakmak zorunda. Ben hasta bakmak dışında burada olan bütün işleri de devam ettirmek zorundayım aynı zamanda. Yani burada hasta bakmadım, yani sistemden bir raporla yazıyor olabilirim. Sonuçta EBS'den şu an bilgi takibi yapıyoruz. Gerektiğinde cevap yazıyoruz. Onun dışında diğer işlerle ilgileniyoruz. Ödemeler, işte kiradır, şudur, budur. Her şeyle ilgilendiğimiz için hastalar bir noktadan sonra keyfine göre iş yapıyor moduna bürünüyorlar bizim için. Ben bu, ya keyfim için yapmıyorum bunu. Ve aslında ben bunu yapmak istemiyorum. Dediğim gibi daha önceki sağlık ocağı sistemini bilmiyorum ama hekim abi ve ablalarımdan duyduğum kadarıyla o zamanın daha iyi olduğunu, o zamanki işleyişin daha iyi olduğunu söylemekteler. O yüzden de ben böyle işlerle, biz hekimler bu işlerle uğraşmamalıyız, biz doktorluk yapmalıyız, hekimlik icrasını icra etmeliyiz, hekimliği icra etmeliyiz belki de. Ve bizim temizlik personelimizin yazdığı bir yazıda var. Bir doktor hasta bakarken koridorda kullanacak deterjeni ve paspası düşünmemeli yazmış. Çok manidar bence. Aile hekimliği diğer branşlar arasında bence şeydir. Hasta ve aslında şöyle bir sıkıntımız var bizim Türkiye'de. Hala bir koordinasyon sorunumuz var. Entegre sağlık sistemi sorunumuz var. Bir hasta nereye gitmiş, ne tanık olmuş, nedenmiş. Bunu hastadan bazen öğrenemeyebiliyoruz. Çoğu zaman öğrenemiyoruz. Ben bunu sistemden görmek istediğimde, e-nabız biliyorsunuz ki şu an yeni çıkardılar ama her şeyi göremiyorum. Kendi hastam değilse hiç göremiyorum. Bazen sistem sıkıntısı da oluyor, hiç göremiyorum. Öncelikli olarak entegre bir sağlık sistemi ortaya çıkarılmalı. Yani bana gelmeden önce hasta yarım saat önce başka bir hastanede girişi yapılmışsa aslında bunu ben görebilmeliyim. Çünkü bu konuda çok büyük sıkıntı yaşıyoruz biz. Yani hasta geliyor, anlatıyor derdini anlatıyor. Anlatıyorum şunun için şunu yapmalısın, bunun için bu bölüme gitmesin. Diyor ben gittim. Ne ara gittin? Sabah gittim. Nasıl sabah nereye gittin sen? Ne ara gittin geldin diyorum yani. Sabah gittim bir şey demediler bana diyor. Şimdi bir şey demiştir, ilaç yazmıştır. Belki tetkik yapmıştır. Ne düşünmüştür, ne düşünmemiştir hekim. Ben bunları görebilmeliyim. Ki hastaya yardımcı olabilmeliyim. Evet yani Google hekimliği maalesef bizden çok daha fazla şey biliyorlar. Aslında hiçbir şey bilmiyorlar. Yani ben bu konuda hastalara çok net konuşuyorum. Ben bu işin eğitimini 6 yıl boyunca aldım. Bir Google'dan çıkan bir yazıyla beni kıyaslama diyorum yani. Hani sen beni dinlemek istiyorsan ben buradayım. Ama Google'ı dinlemek istemiyorsan buyur diyorum yani. Hani onun dışında da bizim burada en çok yaşadığımız sorun da komşu hekimliğidir. Komşu onu kullanmış, komşuya şu demiş, bu bunu demiş. Yani ilacı anlatıyorum, böyle böyle kullanacaksın diyorum. 5 dakika geçmeden geri geliyor. Diyor ki doktor, komşum bana öyle söylemedi. Öyle kullanırsan yanlış kullanırsın dedi bana. diyorum kim doktor, ben miyim o mu? O konuda bayağı sıkıntı yaşıyoruz. Bizim hastalarımızda, belki de ülkemizde şu an en büyük sorunumuz Suriyeliler, belki siz de bilirsiniz. Onların kendilerine ait bir sağlık ocakları, aile hekimlikleri mevcut. Fakat evleri yakın olduğu için ya da oraya gitmek istemedikleri için buraya da geliyorlar, başvuruyorlar. Tabii ki muayenelerini yapıyoruz ama kimliklerinin olması şartıyla. Bizim hastalarımızla kavga esnasında en çok duyduğumuz söz de Suriyelileri dersiniz diyorlar. Onu söylemeli miyim bilmiyorum ama. Yani hani onlara bakarsınız kimliksiz ama bize bakmazsınız diyorlar. Öyle bir şey yok. Ben yani kapıdan gelen her kişinin kimliğinin olmasını istiyoruz. Ve burada gerçekten en büyük yaşadığımız sıkıntı da budur. Ben buraya kayıtlıyım diyor. Teyzeciğim, amcacığım yani artık. Şimdi Ali Bey, Veli Bey, Ayşe Hanım lütfen kimliğinizle gelin. Diyor ben buraya kayıtlıyım. Bakıyoruz kayıt yok. Olmuştum bir ara diyor. İşte oğlumu kayıt ettirdi beni. Yok. Bakıyoruz aile hekimliği burada değil aşağıda. Diyorum kaydınız aşağıda. Ben burada muayene oluyorum diyor. Yani hani kimliksiz aile hekimliklerine giriş konusunda çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Ya özellikle şunu da belirtiyoruz yani bankalara giderken, vergi dairesine giderken, hastaneye giderken kimliksiz giriş yapıyorlar mı size diyoruz. Bu konu değişiyor. Belki de yani öyle işlerine geldikleri için. Teşekkür ederim.